Merhabalar, Napolyon Total War Online'da yeni bir mücadeleyle birlikteyiz. Osmanlı-Fransız mücadelesi. Rakip bizi şu an süvarileriyle sardı. Kanat bölgesine ateş ediyorlar üzerimize. Bir de paşamızı yakalamaya çalışıyorlar. Ama biz hiç formasyonumuzu bozmadan yolumuza devam ettik. Yani dönüp de süvarilere cevap vermeye çalışmadık. Hala yolumuza ilerlemeye devam ettik. Çok basit manevralar bunlar. Gerek yok yani, süvariyle sarma işlerine gerek yok. Süvariyle sarma işlerine gerek yok. 5 dakikada bitecek savaş. 15-20 dakikaya uzar. Bu işlere, bu tip hareketlere gerek yok. Şu hareketlere gerek yok yani bak. Şimdi şenjilerimizi ön tarafa yerleştirelim. Bak, kanattan üzerine geldiğimiz halde bu tarafa dönmedi hala. Kanattan geldiğimizi gördüğü halde bu tarafa dönmedi. Büyük bir hata yaptı. Şu arka tarafları da görebilirsiniz zaten. Uzak kuş bakışı açıdan gösteriyorum zaten, her yeri görelim diye. Allah'a şükür. Saldırıya kalktık süvarilerimizle. Bir de diğer bölgeden de saldırıya kalktık. Piyadelerimizi de yanaştırdık. Bakın, birçok bölgeden, ayrı ayrı yerlerden süvari hücumuna kalktık. Gördünüz mü? O yüzden kare düzenini bile alamadı bak burada. Çünkü burayla meşgul o sırada. O sırada burayla meşgul çünkü. Ayrı ayrı yerlerden hücuma kalktığı için Kerem Paşa, Bertan Paşa, rakip cevap bile veremiyor. Rakip cevap veremiyor. Şu an düşman generali boğuşuyor bizim süvarilerimizle. Kılıcını çekti, bizim süvarileri ürküttü. Ama Osmanlılar yılmadı, hala saldırmaya devam ediyor. Yine süvarimizi saldırdık. Burada tuzak var, buradan görünüyor burada tuzak oldu ama önemsemedim, yine de saldırttırdım birazcık hasar veririz ümidiyle. İşleri zor yani, bayağı bir can çekişiyorlar. Kara düzenini geç almamak lazım. Bak, orada kara düzenini geç aldık. Kara düzenini geç aldığı zaman şey oluyor, büyük hata oluyor. Ordun ezilmiş oluyor. Kara düzenini hemen zamanında almak gerekir. Paşamız çok tehlikeli yerlerden geçti. Burada tuzak var. Şu paşamız şuradan geçseydi işi bitmişti. Bak, geriden geliyor bak. Piyademizi çevirmeye çalışıyoruz oraya. Arkamızdan geliyor. Arkamızdan bir saldırı var. Piyademizi çevirdik ama ne kadar muktedir olabilir tabi. O da merak amacık. Üzerimize saldırı var. Kara düzeni alamadık. Birçok cephenin birçok bölümüyle uğraştığımız için. Geriye çekilmeseler daha çabuk bitecek aslında. Geriye çekilmeseler şu an bitmişti. Yani şey yapabilir mi acaba, karşı bir saldırı yapabilir mi dersiniz? Ne dersiniz? Karşı bir saldırı yapabilir mi? Galip gelebilir mi acaba? Bak, piyadesini dizemedi burada. Şaşırdı bak. Bak, piyadesini dizmeye çalışıyor. Panikledi. Zaten savaşın başından beri bir telaş söz konusu rakibimizde. Ama yine de tebrik etmek lazım. Adam escape'e basıp çıkmadı yani. Hala saygıyla bekliyor. Tebrik etmek lazım. Elini sıkmak lazım. Adam yine saygıyla bekliyor yani. Escape'e basıp sinirlenip çıkmıyor yani. Adama saygı göstermek lazım. Şimdi süvarilerimizi gönderelim. Dağda sarılalım. Nişancımızı gelmedik. Gerek yok. Şu an zaten geniş bir formasyon yok rakipte. Bu şekilde yeterli. Generalin bir saldırısı var. Kara düzeni aldık. General kara düzeni almış, askerlerimize tosladı. Süvarilerimiz düşmanı süpürüyor adeta.
Ve düşman generali de savaş meydanında atından düşüyor. Feci bir şekilde atından düştü. Düşman generali. Osmanlılardan muazzam bir galibiyet. Ne yol açtı bu galibiyete? Yani kanattan yüklendik. İyi formasyon aldık. Ordumuzun arka kısmını, cephenin gerisini korumaya başardık. Çabuk davrandık. Hücuma kalktık. Süvari presi yapıp ardından piyadelerle yaklaşıp presi daha da arttırdık. Ve hızlı davranarak avantajı ele geçirmeyi başardık. Bu şekilde oldu. Evet. Artık bu şekilde bitiyor. Evet, hadi bakalım. 999 düşman vurmuşuz. Düşman da 758 tane vurabilmiş. Yani ne kadar vurduğunuz önemli. Ama ne kadar kayıp verdiğiniz, ne kadar az kayıp verdiğiniz de önemli aslında. Hepsine dikkat etmek lazım. Bir dahaki online savaşlarda görüşmek ümidiyle.